Çenin hazırladığı deprem özel podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Bioi Türkçe muhabirlerinin deprem bölgesinden sizlerle izlenimlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bioi Türkçe muhabirleri Hilmi Hacaloğlu ve Umut Çolak depremin ilk günü İstanbul'dan yola çıkarak 16 saatlik bir yolculuğun ardından Antakya'ya ulaştı. Sonrasında Gaziantep, Nurdağı ve Kahramanmaraş merkezde depremin etkilerini gözlemledi enkazda yakınlarını bekleyenlerle konuştu. Deprem bölgesindeki tanıklıklarını paylaşan Hilmi Hacaloğlu, özellikle insanların karşı karşıya kaldığı çaresizliğin, depremin ilk 72 saatinde bitmeyen o yalnızlık halinin kendisini etkilediğini anlatıyor. Antakya'daki görüntüyü kelimelerle anlatmak gerçekten güç. Kıyamet sonrası görüntüler vardı adeta. Gittiğimiz her yerde sağlı sollu binalar yıkılmıştı. Biliyorsunuz Antakya milattan sonra 115'te ve 526'da iki kez büyük deprem geçirmişti ve kent adeta ikisinde de yerle bir olmuş, yeniden kurulmuştu. Gördüğümüz manzara bundan farksızdı. Nerede duracağımıza karar veremedik. Her tarafta yıkıntılar vardı. Yıkıntıların başında birikmiş insanlar. Sokak arasına girdiğimiz zaman ana yol tıkandığında insanların sokak arasında arabalarda oturduklarını gördük. Arabalar çalışıyordu. Yer yer ateşler vardı. Ama mahalle araları çok güvenli değildi. Çok birbirine yakındı evler ve orada durmamaya karar verdik. Biraz daha yürüdük. Daha genişçe bir alanda, genişçe bir yolun olduğu yerde durduk. Orası Akevler mevkiymiş. Antakya'nın önemli değerli muhitlerinden bir tanesi. Arabayı kapattık, dışarı çıktık. İnsanlar enkaz başındaydı. Mikrofon tutmanıza bile gerek yoktu. Herkes konuşmaya açtı, konuşmaya muhtaçtı biri yıkıntının üzerinden Sivas'tan geldiğini söyledi. Adı Murat'tı. Kayınvalidesi ve kayınpederinin enkazda olduğunu, sabah saatlerinde seslerini duyduğunu, saat 4-5 gibi ama şimdi duyamadıklarını söyledi. Bir başkası bizi elimizden tuttu. Mavi şapkalı biri. Adı Mehmet'ti. Gelin dedi sizi yıkılan binaların oraya götüreyim. Biz kalabalık, büyük bir kalabalık mahalleli orada dedi. Oraya doğru yürüdük. Ateşler yakmışlardı, arabalar çalışıyordu. Battaniyeli çocuklar etrafta, kadınlar şikayet içinde. "Kuru ekmeğe muhtaç bıraktılar biz dediler. 27 saattir buradayız ve bize ne bir kuru ekmek getiren oldu, ne bir bardak su. Çadır hak getire. Tuvalet sorunu var. insanlar evlerine giremiyorlar. Kimilerin evi yıkılmış, kimilerinki yıkılmamış ama eve girmekten korkuyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Benzin yok, benzin lazım. Su yok, su lazım." ekmek getiren yok. Oradan birkaç adım attık. Bir kadın üzerimize doğru geldi. Şehit ablası olduğunu söyledi. Annesi arkasında bulunan enkazın içindeydi. Biz üç katlı bir bina gördük ama sekiz katlıymış Mersi o bina. Ve bunlar enkazın altında. Bak dedi bağırdığın zaman sesimi duyacaksın, sesimi duyacaklar dedi. Bağırdı. Enkaz altından bir inleme geldi. Bir genç kadın inlemesi. Sevim diyordu. İnleme geliyordu ve biz bir şey yapamıyorduk. Hiçbir şey yapamıyorduk duyabiliyor musunuz sesimizi demekten başka bir şey yoktu. Kadın mikrofona, kameraya haykırıyordu adeta. Bizi burada yalnız bıraktılar. Gelen yardım etmiyor, gidiyor. Yardım istiyoruz, ellerinde araçları olmadığını ve bir şey yapamayacaklarını söylüyorlar bize ve gidiyorlar diyordu. O da çaresizdi, ağlıyordu. Sonra bir başkası elinden tuttu, elimizden tuttu bizi. Annesinin, kardeşlerinin olduğu enkaza götürdü. O da ağlıyordu. Çaresizlik, herkeste aynı şey vardı. Ağır bir çaresizlik ve yalnızlık, yalnız bırakılmak. Kendi kaderiyle baş başa bırakılma duygusu. Sonra bir başkası yine Akhevler'de şunu söyledi. Siyasetçiler oy almak istedikleri zaman buraya geliyorlar, bizden oy istiyorlar. Şimdi biz onlara muhtacız ama hiç kimseye göremedik. Yaşlıca bir kadın, çocuğu, damadı, torunları enkaz altında. Sayın Tayyip Erdoğan dedi, bizden sokağa çıkmamızı istediğinde... Bir an bile tereddüt etmedik, çıktık. Şimdi ne o ne başkası. Burada kendi kaderimizle baş başayız dedi ve yaşadığı durumdan ne kadar rahatsız olduğunu anlattı. Bir dokun bin ahişit. Kime dokunsak herkes ayrı bir ders, ayrı bir sıkıntı, ayrı bir çaresizlik anlatıyordu. Yürüdük. Kentin içine gir girmeye çalıştık ama giremiyorduk. Sonra bir enkazın başında askerlerin olduğunu gördük. Hatay'ın içinde merkezde bir Tugay vardı ve orası da yıkılmıştı. Askeri birlik. İçinde binalar yıkılmış. Biz sabaha karşı yani depremden herhalde bir 18-20 saat sonra askerler enkaz başındalardı. Gördük onları ama ellerinde hiçbir alet yoktu. İhtiyat birliği değildi. Sıradan askerlerdi ve orada elle arama yapmak için enkaz üstünde geziyorlardı. Sonra bir baba gördük. Adı Erdal. İki çocuğu ve eşi enkaz altında. Kendisi Antalya'dan gelmiş. Milli Savunma Bakanı'yla konuşmuş Hulusi Akar'la ondan yardım istemiş ama o istediği yardım gelmemiş saatlerce beklemiş ve biz oradayken bir arama kurtarma ekibi geldi. Yanılmıyorsam Tuzlan'ın arama kurtarma ekibiydi hiçbir aletleri yok ellerinde sesleniyorlardı. 8 katlı bir bina yıkılmış neredeyse 3 kat kalmış oradan ses duyurmaya çalışıyorlar sesimizi duyarsanız eğer duvara vurun betona vurun ses çıkartın diyorlardı kimse ses çıkarmadı. Birkaç kere denediler. Ses duyamayınca gittiler. Çünkü çok enkaz vardı ve az arama kurtarma ekibi vardı. Erdal Perişan, "İki çocuğum benden yardım istedi. Ben onların sesini duydum. Ben ne yapayım? Ne yapabilirim burada? Çaresizim. Bir oraya git, bir buraya gel. Başka yapacak hiçbir şeyim yok." Çaresizliğin tarifini yapıyordu. Bir sigarayı söndürüp bir sigarayı yakıyor ve ne yapacağını bilemiyordu, bulamıyordu. Sonra biz oradan ayrıldıktan sonra ertesi gün ailesinin enkazdan çıkarıldığını öğrendik. Erdal tek değildi. Binlerce insan o bölgede, o on ilde aynı kaderi yaşadı. Sonra Antakya'nın içine girdik. Antakya yaklaşık 20 yıldır çok iyi bildiğim bir şehir. Defalarca gittim. Antakya çarşısında alışveriş yaptım, künefe yedim. Antakya'nın o leziz mutfağından defalarca tattım. Gittiğim hiçbir yer ayakta değildi. Antakya çarşısı tamamen yerle bir olmuştu. Çarşının içinde Süryani Kilisesi vardı. Kilise de yıkılmıştı. Camide. Her yer, her yer darma duman olmuştu. Yıkılan dükkanlardan bazı insanlar ayakkabı, manto, parfüm, çocuk oyuncağı bunları alıyorlardı. Herkes ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Cebinde, belinde tabanca olan bekçi sesini çıkarmıyordu. Sordum ne yapayım abi dedi. Herkes bir şeylere muhtaç. Zaten gün içinde birçok marketin içine girildiğini, deyim yerinde ise yağmalandığını gördük. Çünkü yardımlar henüz ulaşmıyordu ve insanlar oradaki birçok depremzedenin dediği gibi çocuğumu do doyurmak istiyorum. Çocuğumu doyurmak için gerekir hırsızlık yaparım diyorlardı. Nurdağ'da gördüğümüz manzara da aslında çok farklı değildi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesi Antakya gibi yerli bir olmuştu. Gene enkaz başında insanlar, gene çaresizlik, Gene umutlu bekleyişler, benzer hikayeler vardı deprem bölgesinde. Maraş'ta da dördüncü gün aynı şeye şahit olduk. Gittik. Kahramanmaraş, Türkiye'nin muhafazakar şehirleri arasında önde gelenlerinden bir tanesi. Ve bu iktidarın en önemli destekçilerinden denebilir. E, fakat orada gördüğümüz manzara da Hatay'dan, Antakya'dan farklı değildi. İlk 48 saat az sayıda insan gelmişti ve biz gittiğimizde de birçok enkazın başında tek tük arama kurtarma yapılıyordu. Hatta artık makineler girmişti bile. İnsanlar makinelerin önüne atıp durdurup seslerini kesip içeride sesler var deyip arama kurtarma ekiplerinden yardımcı olmalarını istiyorlardı. Fakat çoğu zaman nafile çabalardı onlar. İki dünür gördük. İki kadın çocukları torunları enkazda Kendilerini yırtıyorlardı ama hiçbir şey denemediler. Önce çocuklarından bir tanesinin hastanede olduğu haberi geldi. Gidildi, araştırıldı, bulunamadı. Sonra, sonra akşam saatlerinde enkazdan ilk cenazeleri çıktı. Çaresizlik, gözyaşları, hepsi bu. Beşinci gün gittiğimizde çadır kent kurulmaya başlamıştı. Fuar alanında, Karamamaraş'ta. Orada insanlarla konuştuk. Küçük çadırlardı, bir göz, bir aile, ailenin babası döner ustası içeri soktu çadırdan. Çadırın içinde böyle 4-5 metrekare bir döşek, birkaç battaniye, yanda bir tane ısıtıcı, tüp gazla çalışıyor. Hepsi bu. Ama o mutluydu. Elektrik ve tuvalet sorunu çözülürse biz burada idare ederiz diyordu. Ne yapacaksın diye sordum. Birinci tercihim Maraş'ta kalmak. Eğer burada şartlar oluşmazsa o zaman gitmeyi tercih ederim dedi. Ama birçoğu çadır kentte olan da, şehir içinde, arabalarda yaşayan, ateş başında olanlar da depremin ilk günlerinde, deprem sonrasındaki ilk günlerde yavaş yavaş şehri terk etmeye başlamıştı bile. Birçoğu İstanbul'u, Ankara'ya, İzmir'e, yakınlarının yanına, Mersin'e, Adana'ya gitmek istiyordu. Maraş'ta bir enkazın başındaydık. Bir ekip geldi, yabancı aramı kurtarma ekibi, İsrailli ekip. Enkazdan ses geliyor dediler. İsrail'li ekip enkaza yaklaştı. Yanlarında bir cihaz vardı. Çıkartmak istediler. Makineleri susturun dendi. Fakat o kadar çok iş makinesi vardı ki bir ikisi istop edildi. Ama diğerleri diğerleri çalıştı. Çünkü her enkazın başında farklı talepler vardı. Ve organizasyonsuzluk, koordinasyon sorunu o enkaz başında da kendini hissettirdi. Aslında depremin ortaya koyduğu Belki de en önemli şey, en önemli tanıklığım oydu. Organizasyon yoktu, koordinasyon bulunmuyordu. Evet enkaz başında bir takım yetkililer vardı, bazıları AFAD yetkilisi. Ama ne kadar tecrübeli oldukları tartışıdır olmakla birlikte alanda kontrolü sağlamakta maalesef başarılı olamıyorlardı. İsrail'le ekip gitti. Makineler çalışmaya devam etti. Ses duyduğunu söyleyenler de onlar da yalnızlıklarına yeniden mahkum oldular. Deprem bölgesinde beş gün geçirdik. Beş koca gün, beş dram, trajedi dolu gün. Son söz olarak ne denebilir? Maalesef Türkiye'nin deprem bölgesindeki senaryoları var ise maalesef çalışmadı. On binlerce insan hatta yüz binlerce insan ilk 48 saat adeta kendi kaderleriyle baş başa bırakıldılar. VOA Türkçe'den Hilmi Acalıoğlu'nun izlenimlerini dinlediniz. Washington'dan yayın yapan VOA Türkçe'nin, Türkiye'nin güneydoğusunu sarsan depremle ilgili ve diğer tüm haberlerine web sayfamız voaturkce.com'dan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızda da Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ve Telegram'da tüm gelişmeleri muhabirlerimizin olay yerinden geçtikleri haberler ve uzman söyleşileriyle aktarmayı sürdürüyoruz.